O timsah sevinci daha yeni orada çıkmıştı. Çıktı zaten. Ben de böyle evde halıda malıda yapıyordum özenip. 20 yıldır falan beynime oksijen olması gerektiğinden daha az gittiğini düşünüyorum. Hesla gibisinden bir cevap vermiş. Şey bal mumcu. Bal mumcu. Hamsi yedim doping oldu. Alara vura vura. Tanımadığımız Ati'yi o gün eve çağırdık ve arkadaş olduk. Yok 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 bana ne hallerdeyim bir bilsen. Partisi'nin 9. bölümünden herkese merhaba. Bugün medya devi demek gerekiyor. Erman Yaşar'layız. Ermancığım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Yoğun takviminde bize zaman ayırdığın için teşekkürler. Sabahın köründe burada buluştuk. Sana her zaman zamanımız var diyeceğim ama bir ay önce gelecektim programa, gelemedim. Olmadı. Onu denkleştirememiştik. Severek takip ediyoruz. Biliyorsun 90'lar benim olayım. Ben de yeri ayrı, yani Londra merkezi ayrı tutarsak çünkü o üstün bir program. Diğerleriyle pek kıyaslanacak bir program değil. Londra merkezden sonra en severek izlediğim içerik. Çünkü Londra merkezde ben 4-5 kere izliyorum. Bu arada 90'lar partisi denince biz seninle birçok 90'lar partisinde bir arada bulunduk. Güzel zamanlar geçirdik. Artı ilki bilmiyorum hatırlar mısın? Banu ablanın, Banu Yelkova'nın doğum gününde Cihangir'de yeşil panjurlu yerde birlikte 90'lar Türkçe pop şarkıları çalmıştık. Evet. İlki oydu. Ondan İlki sonra oydu. Böyle bir gelenek. Sonra Sencer'in ayarladığı bir gay club mu vardı? Ne vardı? Sencer'in değil. O inanılmaz bir iş. Ben ayarlamadım. O böyle değişik bir, çok uzun bir hikayesi var onun. Bir şey oldu yani, çeşitli şeyler. Aynen. Konuya geçelim o zaman. Geçelim. Sana ilginç bir fotoğraf göstereceğim. Evet. Bernabeu. Real Madrid'le birlikte Kont Bernabeu sahaya çıkıyor. Adamdır. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Zaten Kont. Nasıl biri? Adamdır Kont Bernabeu. Bizim de Real Madrid'li olmamızda elbette bir şeyi vardır. Kulübün öyle yani. İyi bağladım. Yani işte. Kont Bernabeu hakkında adam. Yeşilçamlı bir film çekilse Hulusi Kentmen oynardı diyebilir miyiz? Çok o benziyorlar. Babacan tavrı. Çok benziyorlar. O dönemde olsaymış Hulusi Kentmen oynarmış. Bu dönemde de bir Hulusi Kentmen yetiştiremediğimiz için sanıyorum Hulusi Kentmen oynayamaz. Çünkü yok. Hulusi Kentmen'in yerini doldurabilecek biri de yok. O yüzden demek ki Kont Bernabeu'yu şu anda çekemeyiz. Böyle bağlayayım. O zaman komple Real Madrid'de başladıktan sonra komple bambaşka bir diyara gidiyorum. Gidelim. Osvaldo Nartallo. Evet. Nartallo. İnanılmaz bir adamdır. 2 yıl sonra İtalya'da olduğunu iddia etmiş. Milan'a, işte Milan'da forma giyeceğini iddia etmiş. 2 yıl sonra İtalya'dayım dedi. Ankara'ya petrol ofisine transfer oldu. Hatta 1 yıl sonra petrol ofisine gitti. Süreci çok iyi hatırlıyorum. TSE'de kupası vardı. Sen de hatırlarsın. Çok severdi. Beşiktaş 2 tane oyuncu getirdi oraya Arjantin'den. Biri Francesco'ydu. Kalıcı de, olamadı. Francesco yanlış Francesco'ymuş zaten. Yani yanlış adam. O dönemler öyle şeyler oluyordu. 90'lar scouting falan çok gelişmemiş. YouTube yok, şu yok, bu yok falan filan. Oyuncuları ayıramayabiliyorsun. Francesco'da öyle bir problem çıktı. Francesco'yu zaten yolladılar. Yanlış adamı aldık falan filan diye. Çünkü o dönemin Beşiktaş'ın yabancı transferleri, Beşiktaş'ın çok iyi Türk oyuncuları vardı ama yabancı transferleri hep fiyaskoydu. Galatasaray, Fenerbahçe daha iyi yabancılar getirirdi. İşte Beşiktaş'ın Les Ferdinand dışında herhalde çok etkileyici. Mırkela gelmişti Sırbistan'dan. O yetenekli bir oyuncuydu. Galiba bir sene sonra Ronnie Johnson geldi. Johnson'lar ama kaçlar, onlar biraz daha 90'ların ortasına evet. Doğru. Bu garibim de Francesco ile beraber geldi. Francesco gitti zaten, işte dediğim gibi o yani kaybedildi bir şekilde. Havaalanında falan kaynadı. Ben de o dönem işte çok fazla gidiyordum Beşiktaş maçlarına. Ya adamda inanılmaz bir gol şansı vardı. Ama yani böyle Mario Jardel falan gibi değil. Yani Mario Jardel hakikaten muhteşem bir golcüydü. Yani tamam başka hiçbir şey yapmıyordu. Ama ceza sahası içinde duruşu, gol vuruşu falan. Bu adam öyle değil. Bu adam böyle Kemal Sunal filmlerinde falan olur ya. Saçma sapan. Hani orta gelir. Evet. Herifin önündeki adamın ayağına bir şey batar, düşer. Bunun kafasına çarpar falan. Abi çok acayip goller var. Keşke bulunsa yani Osvaldo Nartallo arşivi. Benim hatırladığım bir Trabzon maçı var. Gitmiştim. 7-1'lik maçın 7. golünü düşerek attı arka direkte. Ya da 6. gol de olabilir. 7'yi Sergen de atmış olabilir. Yuvarlanarak falan attı böyle saçma sapan. Bir de Fenerbahçe'ye benzer bir golü var. Ya Beşiktaş'ın Fenerbahçe 2-1 yendiği, hatta bir süre yenemedi galiba yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra. 2-1 yendiği maçta Tatla ile golü var. Mesela yıllar sonra şu anda 18-19 yaşında bir çocuk
geçmişe gidip baktığında o Beşiktaş'ta hani Arjantin'in Artalo diye bir adam oynamış. 17-18 tane de 60 falan diyebilir ama diyebilir. Onu bir de izleyenlere sormak lazım. Zaten petrol ofisine gitti İtalya'ya değil. İyi bir yabancıdan sözü açacağım. Aç bakalım. Baliç. Yani şimdi şöyle aslında Baliç'ten bağlayayım dedim. Biraz böyle şeylik yaptım. Sahtekarlık yaptım da. Bursa Spor küme düştü. Ben de Bursa Spor tarihinin şampiyonluk dışındaki en güzel günlerinden iki küpür getirdim önüne. Timsahların sevinç gözyaşları. İnter Toto'daki müthiş Ercüment Mususi Baliçli yürüyüş. Ya Karsuya maçını hiç unutmuyorum. Gerçekten zaten işte yaş itibariyle de artık futbolu böyle daha kafa basarak izlemeye başladığım dönemlerdi. Hani böyle çocukluktan daha şeye geçiş. Benim en etkilendiğim maçlardan biridir o Karsuya ile oynadıkları. Ya bir de böyle fazla bilmiyoruz ya çok büyük takım gibi de koda Alman takımı. Aynen yani o stattaki atmosfer, o timsah sevinci daha yeni evet, orada çıkmıştı. Çıktı zaten. Ben de böyle evde halıda malıda yapıyordum özenip. Anne falan diyordum ondan sonra yat gideceğiz falan filan. Neyse. Ercüment, Bayiç ve Mususi. Ben Ercüment'i çok seviyordum. Belki şampiyon olan takımdan bile daha keyifli futbol oynuyorlardı. Yani benim gördüğüm en, yani Ertuğrul Sağlam'a da haksızlık etmeyelim ama şampiyon olan takım da tabii ki çok büyük bir iş başardı. Yani bu Bursa Spor'dan daha büyük bir iş başardı kesin. Ama bazı takımlar vardır. Oynadığı futbol hani şampiyonluk getirmese de çok keyifle hatırlanır. Benim o takımlarımdan biri bu. Yine gündemden yola çıkarak seçtiğim bir haber. Şenol Güneş, Trabzonspor'un öğretmeni üst başlığı ve eğitmeden savaştırıyoruz başlığı. Röportajda hani başlık anlatıyor zaten. Futbolcuları eğitmeden o rekabet ortamının içine soktuklarını söylüyor. Bugün milli takımın teknik direktörü. Şurada küçük bir çelişki olabilir mi acaba diye düşündüm. Hani bütün Şenol Güneş'e ait iyi övgüyle bahsedebileceğimiz şeylerin dışında. Şimdi yabancı sınırını getirmek için konuşanlardan bir tanesi. Yani bu kadar yabancı fazla. Halbuki Türk futbolunun esas problemi futbolcu eğitimi mi? Altyapıya getirilecek kriterler mi diye düşündüm ama sana soruyorum. Böyle biraz ya tabii yönlendirme ki yaparak. Bunu birkaç yerde daha söylemiştim. Hani yabancı sınırı çok uzun uzadıya ve çok derinlikli konuşulması gereken bir konu. Yani bununla alakalı 3 saat program yapılır. O yüzden burada çok ciddi ciddi şeyler söylemeyeceğim. Fakat bizde biraz soyut ilerliyor ve bunun arkasında olanlar ya ne güzel işte yabancı işte şu bu falan filan. Diğerleri de ya oyuncu yetişmiyor. Bu düzlemde çarpışıyor. Aslında bunun iyi yanları da var. Bir takım negatif yanları da var. Bunların masaya yatırılıp bir süre böyle mi devam edilmeli? Nelerden çıkılabilir? Neler vazgeçilebilir? Bunun konuşulması lazım ama kuşkusuz ki her şeyden önce Şenol Güneş'in burada genç 30'lu yaşlarda söylediği gibi aşağıda iyi hocalarımız çok fazla yok. Evet. Varsa bile onların şartları çok iyi değil. Onlar bilgilerini genç oyunculara çok iyi geçiremiyor. Genç oyuncularımızı çok iyi hazırlayamıyoruz. 17-18 yaşında çok iyi oyuncular olsalar bile sadece futbol anlamında da değil. Sosyal olarak da çok iyi hazırlayamadığımız için bu oyuncuların birçoğu 20-21 yaşında ciddi para kazanmaya, ciddi popülerlik kazanmaya başladığında kayıp gidiyorlar, sapıtabiliyorlar. Bak mesela sen şu anda YouTube'da çok önemli bir yüz oldun ama altyapın var, eğitimin var. Hiç yine otobüsünle geliyorsun. 30 metreye bindik sabah. Yine simitini, peynirini falan filan yiyorsun. Yani halktan kopmadın. Topçumuz kopuyor. O yüzden yani bunları bırakacaklar. Çok güzel bağladım yani. Burun tartışması. Abi şimdi bunu nasıl anlatacağım sana bilmiyorum. 20 kez burun ameliyatı geçiren emekli emniyetçi Uğur Kılıçaslan futbolcuların burun deliklerini açalım Dünya Kupası'na gideriz diyor. Yani Allah Allah. Burun delikleri genişletilen sporcu daha başarılı olur tartışması. Yani birkaç gün gündem olmuş. Nefes almakla alakalı olsa gerek. Müthiş yani, akıl yürüttüm evet, yine burada. Oksijen de burada kritik bir husus. Ne dersin abi? Hani böyle bir moda olabilir mi? Burun ameliyatı modası. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü öğretim üyesi Esen Beder de Hesla gibisinden bir cevap vermiş. Böyle saçmalık mı olur falan demiş. Ben Sayın Esen Beder'e katılıyorum. Yani burun deliği açılmakla topçu olunsaydı benim deliklerim falan gayet açık olamadık. Dünya Kupası'na gideriz mi demiş, kazanırız mı demiş. Gideriz demiş. Ama yani kazanırız da yani. Ufak atmış. Çok ufak değil. 2002'ye kadar gidemedik. Bu 93. Senin de çok güzel bir burnun var.
Her zaman söylemek istemiştim bunu. Bu vesileyle bu burun tartışması isimli 90'lardan gelen bu haberle beraber çok az burun gördüm ki hem işlevini %100 yerine getirsin hem de güzel olsun. Mesela benim burnum da çok güzel. Ben zaten genel olarak güzel bir adamım. %100. Ama böyle nefes problemleri falan yaşıyorum akşam. Abi, sen mesela senle senle aynı evde çok kaldım. Hiç çiçek gibi uyuyorsun. Ya çiçek gibi uyuyorum ama benim nefis uyuyorsun. Geniz eti problemim var. Çocukken hadi alınması gerekiyordu. Ben gerçekten 20 yıldır falan beynime oksijen olması gerektiğinden daha az gittiğini düşünüyorum. Ciddi misin? Evet. Daha az gitmesine rağmen bu evet seviyedeysen çok daha iyi belki de bugün ben, Türkiye dünya eskiden çok çalışıyordu. Çalışmıyor abi. Dünya artık devi olabilirmiş hakikaten. Bir komşu senin için. Emrah'ın gizli antrenmanı. Emrah'ı çok severim. Birincisi hepimizin 90'lardaki o çılgın arabeskten popa dönüşülen dönemde bu furyayı çok erken keşfedip muhtemelen burun delikleri açık ve beynine iyi oksijen gidiyor. Tak diye döndü Haydi Şimdi Gel'le. Haydi Şimdi Gel'i kesin çok severiz. Erin Narin Narin Yarim. Narin Yarim efsane şarkı. Sevdim mi tam severim. Kesinlikle. Sevdim mi tam severim. Sildim mi bir kalemde. Ölümüne giderim. Yeter ki sen olur de. Bu gibi şarkılarla falan ben zaten çok seviyordum. Sonra bir gün hiç unutmam. Babam Beşiktaş'ta çalışıyor. Bu Barbaros'un yukarısının adı neydi? Abasa. Öyle yukarısı değil. Balmumcu. Balmumcu! Evet. babamın Balmumcu'da şirketi vardı. Ben de işte arada sırada gidiyordum. Yazları, mazları, boş zamanda falan. Bir gün bir baktım Emrah bindi asansöre. Ahmet abi nasılsın falan dedi. Babamla Emrah pıtır pıtır konuşuyor. Biz de Emrah fanıyız. Haydi Şimdi Gel bantıyla falan geziyoruz. Yasak Sokaklar izler miydin? Manyak mısın sen? Benim için dünyanın en büyük aktörü Seren Serengil, en büyük aktörü Emrah'tı bir zamanlar. Of, o motorlar falan böyle vız vız vız. Bir de Yalnız Güneş Şahit'ti vardı. O da Emrah'ın. Vallahi hatırlamıyorum. Aa, o da çok özel eser. O da çok özel eser. Asansördeyiz. Evet, Emrah ben. Babam. Ben küçüğüm. Emrah da biliyorsun normalde küçük. Tabii. Ama orada o kadar küçük değil. Var bir 25-30 yaşında. Babam 40'larında. Ben küçüğüm. Ahmet abi nasılsın falan dedi Emrah. Babam dedi aa Emrah'cığım iyilik miyilik. Baktım ulan bunlar baya baya muhabbet ediyor. Baba dedim bunu falan. Benim oğlan boğlan dedi. Emrah beni sevdi falan filan böyle. O gün itibariyle benim Emrah sevgim daha da bir arttı. Daha da bir arttı. Böyle hemen CD'ler miydiler. Severim. Narin Yarin de çok önemli eserdir. Bence he? Güzel şarkı. Yok ama ki başka hiç kimsem. Yok ki başka hiç kimsem. Yok yok yok, yok bana. Ne hallerdeyim bir bilsen. İyi şarkıdır. Çıkmayacağım yere çıkmadım. Çıkarım ben. Ama asıl unutabilsem. Acayip. Gelmiş geçmiş en iyi. Çok 10, iyi şarkı. 10-20 şarkıdan yani, biri. Müziğiyle, müziğiyle sözüyle çok iyi şarkı. Hislerimle. Ayşen buraları kesersin. Ayşen'cim. Bir başka dönemin ünlü figürü. Yatırım ekonominin gülüdür diyen Sakıp Sabancı. Ne yapmış burada? Tanju, Uğur, İlyas, yatırım Rıdvan. Ekonominin golüdür mü? Evet. Enteresan bir açıklama. Yani yatırım yapın. Hani ekonomide gösteren sonuca yatırımla gidersiniz. Futbolda golle gidiyorsun. Hani nasıl deminki senin çıkarımın gibi. Sen demin ne? Oksijen. Bu diyalogta neler yaşanmış olabilir? Sakıp Sabancı'yı iyi hatırlıyorum. O dönemlerde böyle Beyaz Şova'da çıkardı, çeşitli programlara falan çıkardı. Şovman sürekli bir zengindi. Evet evet, sürekli keyifli bir zengindi. Böyle zengin olacaksın. Böyle zengin olacaksın ondan sonra. Yani mesela Onur Erdem gibi hiçbir şeyden yeme, içme, zevk alma, 80 derecede klimasız insanlara şey yaptır. Sonra param var kardeşim, öyle paran varsa. Sakıp Sabancı gibi adam hem yiyordu, hayatını yaşıyordu. Hem vizyonlu bir insandı zaten, yani holdingi getirdiği nokta ortada. Hem de genç kardeşlerine de bu tip tavsiyeler veriyordu. Ben gerçekten çok severdim. Şaka yapmıyorum şimdi, yani geyik kısmı bir yana. Böyle televizyona falan çıktığında ve hayatını kaybettiğinde de Allah rahmet eylesin tekrardan çok üzülmüştüm. Sürekli şey yapalım. Çalışacağız. Çalışmak. Ve hep böyle yatırım tavsiyeleri verirdi. Burada da vermiş. Helvacı İlyas. İlyas Tüfekçi'ye demiş ki helva yap demiş. İlyas abi hastane açtı.
Ha şöyle helva yap. Ben gerçekten helva yap anlamında söylüyor zannettim de şey. Ha, ne anladım. Duruyorsun? Helva yap sana. Gerçekten. Senin ne yapayım demen lazım. Ha hayır şey var onun öncesine gidelim o zaman. İşte bilmem ne var mı? Var var tamam. Falan. Asıl burada. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana, helva yapsana. İşte oradaki helvaymış. Çünkü diyor ki Sakıp Sabancı, lisan biliyorsun. Evet diyor İlyas Tüfekçi. Kaynak var. Evet diyor. Zaman var diyor Sakıp Sabancı. İlyas Tüfekçi yine evet diyor. Ondan sonra Sakıp Sabancı, ne duruyorsun? Orada işte. Herhalde böyle söylüyor. Tam helva yapılacak durum. Sonrasında ne açtı dedin? Hastane mi açtı? Hastane açtı. Uğur Tütüneker de galiba kendi parfüm markasını yarattı. Ya sen... Ama burada asıl yolunu bulan herhalde... Rıdvan Dilmen oldu. Rıdvan Dilmen. Tanju Çolak pek bulamadı. Bulamadı evet. O başı belaya evet. Girdi bayağı. Enteresan işler. O zaman bir şiirle veda edelim mi Erman? Evet, çok güzel programmış bu 90'lar Partisi abi ya. Abi yine beklerim. Arada yani yapalım mı? Bir ay sonra. Açarız beş hafta sonra falan. Ama hiç 90'lar müzikleri yaparız. Falan, şeyleri yaparız. Yaparız. Ayşen aklında Hanım'dan rica edelim. Programın başına girişine sonuna falan iki 90'lar şey atsın. NBA... Biz senle az 90'lar partisi kesinlikle, şey yapmadık. Kesinlikle. NBA bitecek. İşte Roland Garros'lar, şunlar bunlar. Senin daha boş vaktin olacak. Olur. O zamanlarda seni yine çağıracağım. Bir Oya Bora okuruz beraber. Okuruz. Sen Oya olursun ben Bora. Olur. Ne fark eder? Al aşkım beni yanına. Zaten sabahtan beri onu söylüyorsun. Dalmışım. Bu ne abi? Bu arada Oya Bora'nın en güzel şarkısı. Yani daha Oya Bora olmadık da grup evet. Denk zamanında. Aynen. Neydi? Aşkı tuhaf bir adı var. Aşkı şikayet. Yok. Tasviri şikayet. Aynen. Çok güzel adam şarkı. İşte ya. 90'ları bu tarz adamlarla konuşuyor. Senin çok ilginç bir olayın var. Ben seninle ilk tanıştığımızda yaşını bilmiyordum. Biliyorsun bizim evde muhabbet ediyorduk falan. Bu 90'lar hakimiyetinden sonra senin böyle 90'ların başında ve 80'lerin sonunda doğman beni şaşırtmıştı. Ne oluyor lan? Pardon. Tıslamaya başladı. Yok bir şey söyleyecektim. Lafının bitmediğini yılan, fark ettim. Söyle. O geceden bir anım var. Eyvah. Anlatmak istiyorum. Belki daha önce sana hatırlatmışımdır ama senle o gün oturuyorduk. 10 senesi var bu olayın. Var. 10 yani evet o civar bir şey. Senle oturuyorduk. Bir yandan Twitter'dan biriyle mentionlaştın. Böyle konuşuyorsun, ediyorsun. Bir süre sonra şey dedin. Ya dedin Ati geliyor. Ben de iyi gelsin dedim. Gelmeye başladı Atilla Nesipoğlu arkadaşımız böyle yola çıkmış falan. Bir süre sonra zil çaldı. Sen dedin ki karşılasana oğlum adamı. Oğlum ben niye karşılayayım tanımıyorum. Abi sen de tanımıyor musun? Tanımadığımız Ati'yi o gün eve çağırdık ve arkadaş olduk. O gün tanışmıştık evet. Evet şiirle veda edelim. Bu peki. Şiirle ben programı şimdiden kapatayım hatta. Kapat bakalım nasıl kapatacaksın? Şöyle çok iyi kapatırım. 90'lar Partisi'nin 9. bölümünün sonuna geldik. Erman Yaşar'ın şiiriyle veda edeceğiz. Daha doğrusu Necat Uygur'un yazdığı Erman Yaşar'ın okuyacağı şiirle veda edeceğiz. Ve 10. bölümde tekrar görüşeceğiz. Çocukken Necat Uygur'u hala çok seviyorum. Ama yani işte Cibali Karakolu başta olmak üzere gerçekten aşırı gülerek, aşırı keyifle izlemiştim. Hep çok sevdim Necat Uygur'u. Fakat iyi ki çocukken bu şiirle karşılaşmamışım. Yani bugünkü Necat Uygur sevgim bu kadar tepede olmayabilirdi. Büyük ustaya hem buradan saygı ve rahmet yolluyorum ama yani bu şiir Necat Baba sanki çok olmamış. Futbol üzerine mısralar demiş Necat Uygur. Tuzlu geldi, yiyemedim zeytini. Duyamadım taraftarın sesini. 90. dakika geldi geçti. Goller var mı deldi geçti. Olur mu böyle olur mu? Metin Galatasaray'ı vurur mu? Sende insaf yok mu Zeytinburnu? Puan yaşlarım durur mu? Hocanız beyaz kaşlıdır. Denizli'nin gözleri yaşlıdır. Şanssızlık koymayın golün adını. Şimdiki küçükler hırslıdır. Özellikle burası çok sert. Trabzon celayu denizu yara yara. Hamsi yedim doping golü ağlara vura vura. Horonlay ha uşaklar şampiyon olacağız. Direkleri kıra kıra. Deplasmanda vurdular beni. Sakat edip oydular beni. Hamsi bana yaramadı. Bunu Necat Uygur değil de acaba Behzat ya da Süheyl Uygur yazmış olabilir mi ya? Süheyl'e çok yakışmış. Yani tam şey kafası var çünkü. Ya neydi un kapanına ya da Rabi'ye gidelim. Ya rock söyleyeceğiz ya da Hicaz. Orada iki kez de küfrün kıyısından da öneriyor. Vallahi aç kalacağız. Adanalı yak, sevdalı yak, acılı yemişek, coşmuşak,
Kara Kartalı 90 dakika alçaktan uçurmuşak. Kartal gittim, serçe geldim. Ben futbolu ipe serdim. Lahmacun bana yaramadı. Puanları verdim geldim. Yani diyecek bir şey yok. Zaten kapatmıştım. Vedalaşalım. Hakikaten inşallah sevenlerimize keyifli dakikalar yaşatmışızdır. Özellikle de bu şiirle beraber programın kapanması da çok yerinde bir hareket oldu diye düşünüyor. Ve inşallah bağlıyorum. Bağladım. Hoşçakalın. Yıldırımlardan bir haber bacakların. Karabiber tozu yutmuş gibi bir hoş dudakların. Buruna bakta etkilenme kaptağında pencere. Ama üzülme.